Ayaspaşa Selimi Hatun Cami İmamı Osman Görkem caminin kapısını kimsesizlere açtı. Bugün Osman Görkem Hoca'yı ziyaret edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Zeynep'in çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Hazreti Zeynep, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e oğlum ölmek üzere bize kadar gelir misin diye haber gönderdi. Evet sevgili seyirciler, bugün Selimi Hatun Cami İmamı Osman Görkem'in misafir olduk. Osman Hocam, yaklaşık 10 yıldır buradasınız sanırım. Efendim, 1995'ten bu yana hep gönlümde vardır. Çok garip kuraba, yetim öksüz insanların eğitimi, öğretiminde acaba kaç kişinin okumasına vesile oluruz diye mücadele ederdik. Bu arada fakir fukara, garip kurabaları da hep takip ederdik. Sokakta kalan insanlara hep dikkatimi çekmiştir. Daha çok gizli gizli, daha ailemin bile haber olmadan yardımcı olmaya gayret ediyordum. Fakat bir yere geldi ki artık taştı. Gizli değil, bunu açıktan yapmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü bu sokakta kalan insanlar daha çok gözüme gözükmeye başladı ve çok kirliler. Yanından geçerken, yanına oturduğun zaman çok pis kokuyorlar. Üstleri başları berbat, saçları sakalları karmakarışık. Dolayısıyla ben ne yapabilirim diye düşündüm. Buraya yerimiz dar ve küçük olmasına rağmen bir termosifon ısıtıcı koydum. Baştan çok sıkıntılarız. Daha sonra bölme yaptık. Bunu kombiye çevirdik. İlk başları 4-5 kişi günde banyo yapıyordu. Cumartesi, pazar günleri 15-20 kişi banyo yapıyordu. Medyaya düştükten sonra her taraftan gelen olmaya başladı. Efendim, Sarıyer'den, Beşiktaş'tan, Bakırköy'den, hatta Esenler'den vesaire gelmeye başladı. Şu an ortalama 35-40 kişi günde banyo yapıyor. Ve dolayısıyla biz bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz gayretleri hep yeni yeni akımlara vesile oldu. Bir pankart astık, dedik ki kullanmadığınız elbiseleri, beğenmediğiniz elbiseleri, dar gelen, bol gelen elbiselerinizi dolapta, kar dolabında bekletmeyin, bize getirin, biz de bunları kimsesizlere dağıtalım dedik. İnsanların getirdiği elbiseleri cumartesi günleri dağıtıyoruz ve iç çamaşırında her hafta 75 ile 100 adet atlet, kilot ve çorap dağıtıyoruz. Bunları da defol olarak alıyoruz çünkü bu insanlar bir defa giyiyorlar, bir hafta sonra atıp yenisini giyiyorlar. Çay çorba ikram ediyoruz. Mesela bu son haftada etli nohut yeme ikram ettik. Efendim, çay, simit, poğaça, tatlı ikram ettik ve sonunda da dedik bunların saçını sakalını topalamak için de Ayaz Paşa diye bir Facebook adresim var. Bir berberle anlaştık, kişi başı şu kadar, hafta sonları geleceksin cumartesi gün, kaç kişi yaparsan ücretini falan anlaştık. Bunu da Facebook adresimde yayınladım. Bir arkadaş mesaj yazdı, ben berberim efendim, gönüllü olarak hafta sonu çalışıyorum ama 4-5'ten sonra gelir, bedava tıraş yapabilirim diye. Sağ olsun o gönüllü gelmeye başladı. Fakat bu sokakta kalan insanlar biraz acele edildi. Berber ne zaman gelecek, nasıl olacak falan diye sorarlar. Biz de elektrikli tıraş makinesiyle, ha ben tıraş edeyim, şöyle olur böyle olur, acemiliği atlattık ve şu anda ben de çok rahat tıraş etmeye başladım. Belki 500-600 kişiyi tıraş etmişimdir. Hocam, yaptığınız iyilik, yaptığınız sevap şüphesiz tartışılmaz büyük bir iş diye görüyoruz. Bu projeye başlarken, bu sosyal projeye başlarken tek başınıza mı karar verdiniz yoksa belli iş adamlarından destek alıyor musunuz? Benim bir garip halim var. Bir işi yapacağım zaman hiç kimse yardım etmese bile bunu ben ne kadar yapabilirim diye yola çıkarım. Sorabilirsiniz. Bütün işlerimde, bazen camiyle ilgili işlerde bile ustalara anlaşmayı yaptıktan sonra, tutanağı tuttuktan sonra senetlerini kendim imzalamışımdır. Bir ara çek kesildim Çukurcuma Camii'ndeyken. Sıkıntı yok. Eğer siz samimiyseniz, eğer siz niyetiniz halisse, yola çıkıyorsanız, içinizde de sevgi varsa bunu başarırsınız. Mevla birilerini gönderir. Önce sponsor bulmak, yani adam ayarlamak, para ayarlamak, ondan sonra iş yapmak benim işim değil.
bana garip geliyor. Bu işe başlarken de böyle bir, acaba ben bunların ihtiyaçlarını karşılar mıyım? İşte sabun parası bulabilir miyim? Şampuan parası bulabilir miyim? Hiçbir endişem olmadı. Allah'ın izniyle böyle yola çıktık. Şu anda da standart her zaman şu ihtiyacını ebediyen ben yapacağım diyen herhangi bir destekçim yok. Ekstradan insanlar böyle geliyorlar. Neyin noksan diyorlar? İşte şampuan noksan diyorum, sabun noksan diyorum, adet kilot alıp getirebilirsin diyorum vesaire. Mümkün mertebe çok mecbur kalmadan para yardımı almıyorum. Para yardımı almıyorum. Çok garip. Son medyaya çıktığımda çeşitli yerlerden arayanlar oldu. Hatta Bağcılar'dan, Büyükçekmece'den arayan oldu. Esnaflarmış. Bana dediler hocam işte bir haftalık masrafın neyse bize söyle, hesap numaranı ver gönderelim. Aynen şöyle söyledim. Sizin burada postacınız mı var efendim? Adam böyle garipledi. Çekindi. Hocam özür dileriz, neden hiddetlendiniz böyle? Efendim İstanbul'dasınız, bir cumartesi sabah geliniz, beraber bu hizmeti yaşayarak görünüz ve simitçiye ne verdiysek verelim, marketten ne aldıysak verelim, adet kilot ne aldıysak sen al getir veya alamıyorsan ben alayım parasını ver. Ve Allah'a şükür iki haftadır bir tane Büyükçekmece'den bir de Bağcılar'dan esnaf arkadaşlar geldiler. Burada beraber çayımızı, çorbamızı dağıttık, elbisemizi dağıttık. Yaşadılar ve ne masraf yapıldıysa kendi elleriyle ödediler. Gittiler, giderken dediler ki vallahi haklıymışsın. Biz her şeyi sipariş usulü yapıyoruz ve bunun lezzetini çok almıyorduk. Buraya geldik seninle beraber, bunlarla beraber hizmete de katıldık. Faal olarak ve çok çok mutlu olduk dediler. Neden mutlu oldular? Şöyle, insanın özünde en çok mutlu eden şeyler vardır. Bu mutlu eden şeyleri biz bazen yanlış noktalarda arıyoruz. Mesela Avrupa'da bir ülkede denek yapmışlar, sormuşlar, en çok sizi mutlu eden nedir diye. İlk üçe giren ne biliyor musunuz? Birisi, ben İşte şu tür yemekler, işte kebapları veya şu cins yemekleri hastayım, yani tepsiyi veya tencereyi kafama kaldırıp böyle haşır haşır yesim geliyor. Onu yiyince çok mutlu oluyorum demiş. Kimisi partnerden çok hoşlanıyorum, işte çok yakışıklı bir efendi veyahut da çok güzel bayanlardan. Vallahi böyle 10 tane 20 tane yakışıklı olsun parçalasınlar beni veyahut da çok güzel kızlar olsun doymak bilmem yahu demiş. Kimilere de çok param olsun, böyle lüks arabalarla yazdığım, kıştığım saraylarım falan, böyle lüksler içerisinde yaşamak beni çok mutlu ediyor demişler. Peki içinizden gönüllü olarak bunun deneyini yaşayarak denemek isteyen var mı diye belirli gönüllüleri seçmişler. Demişler ki hangi yemeklerden hoşlanıyordun? Bunlardan. Yiyebildiğin kadar ye. Masayı doldurmuşlar. Ye babam ye, ye babam ye. Bir müddet sonra demiş ki ya ağzımdan geri gelecek yeter, ben nefret etmeye başladım. Demek ki bir sınırı var. Efendim demiş de ben çok partnerimden, karşı cinsten çok hoşuma, en mutlu eden o beni diyen adamı, al sana 5 tane 10 tane yakışıklı. Al sana gözünle bakmaya kıskandığın kadar güzel kız. Hadi bakayım demişler, adam bir saatte pert etmiş bitmiş yani. Demiş ki ya kızımız diye gözüme böyle zebani gibi gözüküyor artık, bitti. Yani affedersin, kuş ötmez oldu. Yani affedersin. Efendim demişler ki sen çok param olsun, yazdığım lüks arabam. Al sana 10 tane lüks değişik değişik markalardan. Al sana demişler istediğin kadar, masanın üstüne yığmışlar. Adam böyle garip garip düşünmeye başlamış. Ya ben parayı ne yapacağım şimdi? Demişler ki tamam, para senin. 24 saat sonra demiş ki arkadaş uykum kaçtı demiş ya. Bana yetecek kadar para yeter. Bu beni tıkadı. Demek ki her şeyin bir sınırı var. Sınır olmayan ne biliyor musunuz? Bilmediğiniz, tanımadığınız, ihtiyaç sahibi, garip kuraba, fakir fukara, sokakta kalmış insanlara sen dinin bu, dilin bu, ırkın bu, sen şucusun, bucusun demeden insan gözüyle bakıp onlara iyilik etmek. Yapıyorsunuz 10 tane kişiyle iyilik, diyorsunuz ki ya keşke biraz daha gücüm kuvvetim olsa da 20 kişiye iyilik yapsam. Yani sizi taşırıyor. Şunu demek istiyorum, insanın özünde iyilik var. Buna Kur'an'da amel-i salih diyorlar. Salih amel diyorlar. Sadaka-i cariye diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sadaka-i cariye, farz olan zekat 1/40'dır.
Ama 40'ta 2 verebiliyorsanız işte bu gönüldür. 40'ta 1 farz. Fazlası gönül. İşte gönlünüzü iyiliğe, gönlünüzü insanlara, hizmete, insanlara dokunmaya açtığınız zaman bunun sınırı yok. Yeter artık diyemiyorsunuz. Yaptıkça yapasınız geliyor. Bana deseler ki imkanın olsa altından kalkacağımı bilsem, Türkiye'de 125 bin kişi sokakta yaşıyor. İstanbul'da 12 bin, 13 bin civarında sokakta yaşayan insanlar. Vallahi hepsini kucaklar, hepsinin kanını doyurmak isterim, hepsini giyindirmek, hepsinin derdini dinlemek isterim. İçimden bu geliyor. Ama ben yetişemem. Ama içimden gelen bu. Ama ben bütün yemekleri yerim desem yalan. Efendim ben bütün lüks arabalarla keyfimi yaşarım desem bir yere kadar kardeşim. Ama bunda bir yere kadar yok. Kucakladıkça kucaklayasınız geliyor. Kızıyorsunuz, kızdığınıza pişman oluyorsunuz. Yani buraya kadar getirttiriyor. Seni kullanmak istiyor, aksi iş yapıyor efendim. Ama ya keşke kızmasaydım diyorsunuz. Efendim bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Hocam yaptığınız işleri Diyanet'in de desteklediğini gördük. Diyanet'in programlarına katıldınız, konferanslarına katıldınız. Diyanet kendi içinde biz tüm camilerimizde böyle bir proje başlatalım diye bir söylentisi oldu mu? Bir de şunu merak ediyorum. Buraya tabiri caizse şarapçıları, tinercileri, sokak çocuklarını topluyorsunuz. Çevreden bununla ilgili bir şikayet geliyor mu? Bunları buraya neden topluyorsun? Mahalleden geçemiyoruz, rahatsız oluyoruz diye. Bizim toplum olarak en büyük sıkıntımız ön yargılarımız. Dolayısıyla gerek Diyanet hakkındaki toplumun bazı kesiminin, bazı insanların ön yargısı, gerekse sokakta yaşayan insanlara karşı ön yargımız. Ben 1987'den beri Diyanet'te çalışan bir cami imam hatibiyim. Diyaneti ben dahi tam tanımıyorum. Yani kendini tanıtmakta biraz geri kalmış Diyanetimiz. Diyanetimiz bizim bu çalışmalarımızı gerek il müftülüğüne çağırarak, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na çalıştaya katılmaya davet ederek bizi dinlediler ve ayakta alkışladılar. Orada 3 gün bir çalışmamız oldu. 3 gün çalışmada cami hizmetleri daire başkanından, genel müdüründen, başkan yardımcısına, uzmanlarına kadar birçok kişiyle muhatap olduk. Ve her birini bir büyüğüm, abim gibi, babam gibi hissettim. Bir amirinden ziyade böyle hoş gördüm. Onların nezaketi, tevazuları beni mest etti. Diyanet son yıllarda daha çok sosyal cami, insanlara dokunma hususunda büyük bir gayret içerisinde benim çalışmalarıma da manevi olarak destek gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum. Mahalle bizim Gümüşsuyu İstanbul'da çok çok ender mahallelerden birisidir. Yani daha çok ev sahipleri oturur, daha çok kültür seviyesi yüksek insanlar oturur, daha çok maddi geliri yüksek insanlar oturur, devlet ricalında çalışan insanlar oturur. Biz de böyle bir mahalleye ön yargıları toplumun çok olan bir kesimi davet edince, hani deriz ya, ya bu sokakta yaşıyor, tinercidir, şarapçıdır, uzak dur deriz ya, yok uzak durma. Biz bunları ilk çağırdığımızda çok garip garip tepkiler aldık. İşte mahallemizde hırsızlık olur, arsızlık olur, işte taciz olur, filan olur, şu olur, bu pislikleri buraya niye getirdin diyenleri bile duyduk. Ama bütün bunları sabırla, daha sakin cevaplarla veya sükut ederek sabrettik, zamana yaydık. Her cumartesi burada dağıtımdan önce biz insanları merdivene çıkarın. Caminin kapısında o insanları toplar, bir 5-10 dakika nasihat ederim. Efendim onlara ayak değmedik taş, hal gelmedik başı olmaz diye bir atasözümüz var. Olabilir ya. Bir sıkıntı, bir bunalıma girmiş, kendimizi sokakta bulmuş olabiliriz. Acaba düştüğümüz yerden nasıl kalkabiliriz? Sokağa kendinizi bırakıp da perişan etmeyin. Sokak pencereden karanlığa bakmaktır. Sokak stresli hayattır. Sokak hayatın bittiği yerdir.
buradan geri ayağa kalkmak için bir abiniz, bırak caminin hocası olmayı, bırak yani şu buyu, bir abiniz olarak ben elimden geleni yapayım, siz de elinizden geleni yapın, beraber ailenizde buluşturalım sizi, iş arayalım size, bağımlı olduysanız tedavinize bakalım. Bir gayret, sen gayret ben gayret, el ele verdik mi Allah'ın izniyle ayağa kalkarız diye bu özgüveni vermeye çalışıyoruz. Elhamdülillah hedefimiz senede 100 kişide 5 kişiyi sokaktan kurtarmaktı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şunu göz önüne alıyorsunuz. 100 kişiden 5 kişiyi kurtaracağım, 95 kişinin tepişmesiyle sırtında taşıyacağım. Adam kaykılıyor sırtında. Ama 5 kişiyi kurtaracağım diye 95 kişinin bundan sonuç alamamana rağmen onlara sabretmektir. E sabretmezsen ya Ahmet, Hasan, Hüseyin, Zeynep, siz biraz el ayağı düzgüne benziyor, ben sizi kurtarabilirim, diğer 95 kişi gidin dediğin zaman yapamazsınız. Hepsini kucaklayacaksınız. Ama elhamdülillah %5 kişi hedef ederken biz 2018 yılında elhamdülillah 20-25 kişiyi işe kendi gayretleriyle, bizim gayretlerimizle işe soktuk. 20-25 kişinin yarısı fire verse 10-12 kişi şu an işte devam ediyor demektir. Düşün. Aşağı yukarı 13-15 kişiyi ailesiyle buluşturduk. Bunların %30'u fire verdi ailesiyle buluşanlarda. Çünkü bunların sokakta kaldığını birçok ailede bilmiyor. Konuyu öğretip fakat tepki göstermeden. Bu bizim evladımız, bu bizim kardeşimiz, bu bizim eşimiz, bu bizim abimiz, amcamız. Hata yapmış olabilir. Ama hatasıyla baş başa bırakırsak daha büyük hatalarla yüzleşecek. Daha büyük sorunlar toplumumuza, ailesine, kendisine oluşturacak. Öyleyse sahip çıkalım ki hataları, kabahatları minimize ederek onu bağrımıza basalım. Hani ben fazla spordan anlamam ama ya filanca takım bir sporcu bulmuş. Arkadaş fişek gibi şutları bağrında öyle bir yumuşatıyor ki, ne diyorlar ona sporda bilmem artık. Efendim önüne böyle pamuk gibi top düşüyordur. İşte bize gelen fişek gibi, kurşun gibi topları biz bağrımızda yumuşatıp onu gönlümüzde eriteceğiz. Hedefimiz bu. Mahallemizde ilk başlarda çok tepki gösterdi ama sükunetle, sabırla, bazen susarak, bazen güzel bağırmadan, çağırmadan, konuşarak bunları telafi ettik ve bir sene, iki sene evvel bana çok büyük tepki gösterenler babası vefat edince babasının elbiselerini bana göndermeye başladı. Sokakta kalanlara dağıtır mısın hocam diye. Demek ki zaman ve sabır. Her şeyin ilacı. Bunu yapmak için sevgi şart. İçinde sevgi olmayan bütün işler eksik kalır. Sevgi şart. Merhamet, şefkat olmazsa olmaz. Sabır ve en büyüğü de fedakarlık. Fedakarlık. Mesela pazar günü benim haftalık izin günüm bugün. Ben sabah namazından bu yana depoyla uğraşıyorum. Depoyu düzenlemeye çalışıyorum ya. Yani iç çamaşırı falan aldık, 1200 lira para verdik, onları poşetliyoruz. Bir atlet, bir kilot, bir çorap, bir de havluları, büyük havluları tedarik ediyoruz. Onu dörde bölüyoruz, dörtte birini poşete koyuyoruz. Bir defa kurulan at. Onlara poşetlerle veriyoruz. Herkese bir atlet, bir kilot, bir çorap, bir havlu. Gir kardeşim banyonu yap, kurulan, tertemiz iç çamaşırını giy. Olduğu kadar da elbiseli. Bunların hepsi bir çalışma, bir gayret istiyor. Efendim, onun için sabırlı olmak lazım. Bizim en büyük hatalarımız sizden, benden beklediğini bekliyoruz. Ya arkadaşım, adam bir sene, iki sene, beş sene, on sene, yirmi sene sokakta kalmış. Bu adamdan normal insan hareketini bekleyemezsin. Dipnot söyleyeyim sana, bir hafta sokakta yaşayan insanın 3 ay psikolojik tedavi alması lazım. 3 ay, bir hafta sokakta kalan. Ya hocam fazla konuşuyorsun değil mi diyebilirsin. Hayır, ben 15 senedir bunların içindeyim. Dinlemediğim dert kalmadı. Sayısız dertler dinledim. Herkeste bir dert, her dertte bir ibret gördüm.
Onun için ibret gözüyle dertleri dinlemek lazım. Hani ya işte 3 aydır işten çıktım, faturaları ödeyemem, psikolojim bozuldu, karıyla aram açılmaya başladı, efendim sıkıntı oldu, sağa sola saldırmaya başladı. Ne oldu beyefendi? 3 aydır işten çıktın, maaş gelmez oldu ama evinde yatıyorsun, hanımının yanındasın, çocukların yanında. 3 ayda psikolojim bozuldu değil mi? Bugün aralığın kaçı? Aralığın sonuna geldik. Bu soğukta dışarıda bir hafta kal bakalım. Psikopatlarla karşı karşıya gelme ihtimalin var. Sokak köpeklerinin gelip seni koklama, yalama ihtimali var. Sapıkların sana tecavüz etme, taciz etme ihtimali var. Soğukta uyuduğun zaman belki donup ölme ihtimalin var. Senin 3 ay işten çıkınca psikolojin bozuluyor da 3 sene 5 sene sokakta kalan insanın psikolojisini düşünebilir misin? Empati yaparak hareket edersek bunları kardeşim diye bağrımıza basarız. Ha bunları desin, bunun günahı kimin? Vallahi hoca olarak benim. Ben bu günahı, hatayı kabul ediyorum. Çünkü bu sokakta kalanların büyük bir bölümü, %60, %70'i problemli ailelerin çocukları. Ayrılan aileler, işte eşi ölmüş, başkasıyla evlenmiş gibi, aile içerisinde şiddet olan, aile içerisinde horlama, dışlama olan kişiler kendilerini sokağa atıyorlar. Bu hata benim. Niye? Bir yuva kurmak için 18 yaşından evvel evlenmek yasak. Şimdi ortalama evlenme yaşı Türkiye'mizde şu anda 25 ortalama. Ya 25 yaşına kadar bir bacımı, bir erkek kardeşimi ben aile kuracak, seviyeye getirecek ahlaki değerleri Allah'ı ve peygamberi anlatmadığım için ben hoca olarak suçluyum. Komşumun çocuğu uyuşturucu kullanırken bana ya anası babası yok mu, beni ilgilendirmez dediğim için suçluyum. Fakir komşumun zehir gibi zeki çocuğunun eğitimine imkanı olmadığı için, desteklemediğim için suçluyum. Çocuk zeki. Çocuk zeki. Asgari ücretle çalışmak onu sıkıyor. Çok zeki. Halbuki biz destekleseydik o mühendis olacaktı. Doktor olacaktı, avukat olacaktı, öğretmen olacaktı. Desteklemedik. Bana ne dedik ya? İşte her bana ne deyişimiz sokağa bir insanın daha atılmasına bir nebze destek göstermektir. Bu kadar da suçu üzerimize, kabahatı üzerimize almak demektir. Aynı şekilde ya anası babası adam olsaydı da çocuğuna sahip çıksaydı, bana ne diyen amcalar, halalar, teyzeler, dedeler, nineler vallahi suçludur. Hepimiz suçluyuz. Ya 6-7 yaşında ben okula çocuğumu veriyorum. Öğretmene diyorum ki sadece öğretme, aynı zamanda eğit. Eğitim ve öğretim. Öğretmene ben hamuru verdim. Aile de hamur bir müddet temellerini attı. Şekillenmenin güzelleştirilmesi, rutuşlarını öğretmenler yapıyor. Demek ki biz öğretmenler, biz hocalar bunda ailelere, toplumumuza tam bir öğretmenlik, tam bir hocalık yapmadık ki bunda bizim kabahatımız var. Kabul etmek lazım. Ben kendim açımdan söylüyorum. Ben kendimi suçlu ediyorum. Suçlu hissediyorum. Vallahi tinercini, vallahi şarapçı, onların şarapçı olması, tinerci olması suç değil. Suç bizim. Hocam sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum, sizi çok yorduk. Sizin bir sosyal projenize katılmak isteyen, desteklemek isteyen, çünkü biraz önce dediniz ki ben para kabul etmiyorum, nasıl bir katkıda bulunabilir? Efendim, eğer İstanbul içi ise bizatihi ben gönüllülerimi, gönül dostlarımı cumartesi sabah önceden randevuleştirerek cumartesi sabah gelsinler, beraber yapalım bu işi. Beraber bu hazzı, bu tatı, bu mutluluğu yaşayalım. Ha masraflarının bir kısmını karşılar, tamamını karşılar. Hiç önemli değil. İstanbul dışından arayanlara da diyorum ya, İstanbul'da tanıdığın yok mu? Gönder bana.
Ben 2002 yılında Firuza Mahallesi Çukurcuma Camii'ne geldim. Halen daha defterim orada vardır. Ben 10 lira da olsa 50 lira da olsa kayıt tutarım. 15 sene sonra gelsin defteri burada bulacaktır. Ben 2018'in Aralık'ın 20'sinde 50 lira bağış yapmıştım diye o tarihe baksın bulacaktır kendini. Ama diyorum ki kardeşim gel, gel beraber yaşayalım şu mutluluğu. Ben 24 saatimin diyebilirim ki 15 saatini bunlara ayırıyorum. Lavaboları, banyoyu temizleyen kimse yok. Ben temizliyorum. Günde en az 8-10 defa kontrol ediyorum. Bak siz gelmeden önce de orayı yıkıyordum. Evet. Bu bana zul gelmiyor. Bu bana zor gelmiyor. Yani tıraş ediyorum. Geçenlerde bir dernek dedi ki ya sana işte elbise gönderelim. Çay çorba gönderelim de bir haftanın masrafını da biz karşılamış olalım. Neden? İstanbul içinden. Niye gönderiyorsun kardeşim? Kendin niye gelmiyorsun ya? Dernekte 3-5 kişiniz yok mu? Var hocam. Gelin kardeşim. Arabanıza atın. Arabanız yoksa ben geleyim alayım sizi. Atın beraber yaşarım. Beraber burada elbise dağıttık. Sağ olsunlar ayakkabı getirmişler, elbise getirmişler dağıttık. Çorbamızı dağıttık sıra tıraşa geldi. Ben önlüğümü giydim tıraşa başladım. Tıraşa başladım. Dernek başkanı yandan beni takip ediyor. Ama ağzını burnunu böyle büküyor, bir şeyler yapıyor. Anladım ki biraz rahatsız oldu. Efendim hiç beni takip ettiğini çaktırmadan tıraş bitti. Tıraştan önce yaşlıca bir 60 yaşlarında bir amcaydı. Saç sakal birbirine karışmış. Önce bir hatıra fotoğraf çekindik. Efendim bir de sonra çekindik. Dedik amca sıhhatler olsun. Hadi bakayım. 15 yaş gençleştin. Şimdi 45 yaşındasın. Diye sevindirdik, öptük, sevdik. Sonra gittim yanına başkanım. Ya hocam sen tiksinmiyor musun dedi. Neden dedim. Ya adamın kafasını görmedin mi dedi. Evet, adamın kafası nadasa bırakılmış tarla gibiydi. Ufak ufak böyle küçük nohutlar gibi bazı yerleri patlamış. Kovak deriz Anadolu'da. Hafif de canlılar hareket etmeye başlamış. Bit diyorlar ya. Yani böyle perişan. Dedi tiksinmiyorum. Vallahi tiksinmiyorum dedi. Neden? Bu bizim insanımız ya. Bu benim babam olsaydı tıraş etmeyecek miydin bu adamı? Sen pissin diye kovacak mıydın babamı? Hayır. Hayır, bu bizim insanımız. Onu kirli bırakan, onu sokakta bırakıp 60 yaşındaki kişiyi biziz. Temizliği de bize ait. Bakımı da bize ait. Şaşırdı kaldı. Ve oradan telefon etmiş tanıdıklarına. Bir tane iç çamaşırı yerinde çalışan müdür varmış. Ya vallahi Osman Hoca'ya gönderin demiş. Adam demiş gerçekten bizden daha samimi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve biz normal insanlarla uğraşıyoruz. Adam sokakta kalan insanlarla, psikolojisi bozuk insanlarla uğraşıyordu. İki haftalık çamaşırımı getirdiler adamlar. Yani siz samimi olsun. Siz Allah için iki şeyi unutmayın. Yaptığınız iş insani ve İslami ise, bakın altını çizerek söylüyorum. Yaptığınız iş insani ve İslami ise korkmayın. Allah sizi mağdur etmeyecektir. Hocam bu yoğunlukta bize birkaç saatinizi ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum ve o tinerci kardeşimizin dediği gibi büyüksün hocam diyorum. Estağfurullah. Büyük olan Allah. Eğer deryada bir damla olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu zamanınızı size ayırdınız, geldiniz. Bu çalışmalarımız, sosyal medyaya konuşmalarımız meşhur olmak, şöhret için değil. Allah muhafaza etsin. Allah şahittir. Bunların hepsi bu sayıların artması lazım. Her mahallede, her ilde, Türkiye'nin her tarafında bunlar açılması lazım. Ben deneme yanılma yoluyla %80 bir rayına oturtturdum işi. Bu daracık yerlerde. Tecrübesinden yaralanacağım kimseyi bulamadım. Eğer bu çalışmaya adım atacak dernek, cami, muhtarlık vesaire olur da benim deneyimlerinden yaralanmak isterlerse ben 1 lira menfaat beklemeksizin 1 lira menfaat bekleyerek gidersem namertim. Gidip deneyimleri onlara aktarmaya hazırım. Yeter ki insanlık ölmesin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.